Selam arkadaşlar tekrar. Bugün artık ön tekerleği ve direksiyonu sökmemiz lazım. Havalar soğudu, üşüyorum. Dışarıda bu işleri yapmak çok zor oluyor. Bir an önce parça parça yapalım ki programımıza sadık kalalım. Şimdiye kadar biliyorsunuz motor hariç çok fazla büyük bir parça sökemedik. Zaten aslında motorun tasarımı oldukça basit. Basit olduğu için sökmesi de kolay normal şartlarda ama eski kullanılmış bir motor olduğu için her şey birbirine geçmiş artık. Her şey iç içe kaynamış. Bizi biraz zorluyor açıkçası. Şimdi dediğim gibi bugünün tek hedefi direksiyonu ve ön tekerleği komple sökmek. Ondan sonra çok gerçekten bu sefer ıvır zıvırlar kalıyor. Onları da bir şekilde hallederiz. Öncelikle gidonun üzerindeki şu kapak halindeki kilometre saatinin vesairenin olduğu modülü söküyoruz. Alttan 4 tane vidası var. Başlayalım. Direkt girelim. Dört vidayı da söktükten sonra hazırız. Sonunda bir şeyler ilerlemiş gibi hissediyorum. Şu tamamen üst yapıyı tutan şuradaki civatayı sökmeye sıkışmış biraz. Buraya. Hedefi bulduramadım ya. Şu tornavida da yemin ediyorum utanç kaynağı ya. Şuna bak. Kırık ve aslında şey neydi bu? Kontrol kalemi. Ama hepimiz bunu kullanıyoruz bence evde. Kimse kimseye şekil yapmasın. Çıktı. Soketleri sökelim. Bunları kaydediyorum ki yerine takarken renkleri şaşırmayalım. Deyip toplarken karıştırmak. Evet. Come on. Ta-da. Tamam. Şimdi akü taşıyıcısını sökelim. Böcekler yuva yapmış. Toprak kablosu. Evet, bir çalışma gününün daha, yarım gününün daha sonuna geldik. Bugün yine sıkışan civata yüzünden ön tekerleği ve gidonu sökemedik. Ama onun dışında üst taraftaki kadranın olduğu kısmı söktük. Ön farı söktük. Ön far üzerinde çalışma yapacağız, onu anlatacağım. Bir yandan yağmur başladı, bir yandan hava soğudu. Artık yavaştan evimize kaçalım diyoruz. Bir sonraki gün kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zamana kadar yavrumuzu sığınağına götürelim, yolumuza bakalım. Hoşçakalın. Arkadaşlar selam. Merhaba. Bugün tek başıma değilim. Deniz yardıma geldi. Teşekkürler Deniz. Rica ederim. İşe başlayabiliriz zannediyorum artık. Olur. Önce bugün neler yapacağımızdan bahsedeyim biraz. Bahsedelim. Önce şu önümüzde görmüş olduğunuz muhteşem gidon mekanizmasının üst kapağını çıkaracağız. Tabii. Bu buradan B ile çıkacak. Sonra çamurluk ve tekerleğin bulunduğu şurasını komple alttan çekip çıkaracağız ki çamurluğa ulaşalım. Tabii. Çamurluğu sökeceğiz. Neden? Neden? Bundan sonraki aşama artık motorun boyaya hazırlanması. Evet. Yani güzel, hızlanıyoruz. Burak Bey de beni bu konularda doktora yaptığım için motordan çok anladığım ve gerçekten bunun ilmini yazdığım için davet etti. Yani buradaki bütün bu komple şeyi yaparım. Yavaştan başlayacağız. Başlayalım. Daha önce sen böyle işlere hiç girdin mi?
evde falan yapıyor musun böyle işte? Yani, küçük tamirler, ufak sürprizler. Evde şey oluyor, genelde Batu'nun yapmaya çalışıp sinirlenerek, yapamayarak sonlandırdığı şeyleri bitiren kişi oluyorum. Kişi oluyorsun, ooo güzel. Ama genelde bu böyle küçük dokunuşlar oluyor. Atıyorum bir yeri işte vurarak oturtmaktır falan. O yüzden onu ben çok önermiyorum. Ha, çekiş bunu güzel bir alet. Aslında çekiş şey doğru yapamazsın. Seçim olmuş aslında da. Doğru da bence şu anki şey, evet. Yapıcı şey için çok yapıcı bir çözüm olmaz. Şunu şey yapın ya, alın bunu. Yani bizde hoşgörü kesinlikle tamam, hiç sıkıntı değil. Ben her türlü asiste ederim. Nereden? Yaparım yani. O zaman Deniz, hoş geldin. Hoş bulduk. Kan birini ilk defa kanalıma hoş geldin esprisini yapıyorum. Çok iyi ya. Şimdi zaten ne yapacağımızı anlattım biliyorsun. Yani. Sen o zaman şurada anahtarlar falan var. Şu çantadan alabilirsin istediğini. Ne alıyorum? Bakalım. Sen o zaman. Tamam. Sana kolay gelsin. Sen hallet bunu. Görüşürüz. Devam şey yap ya. One eternity later. Deniz ne yaptın ya? Oldu mu, bitti mi? Hayretim bitti. Yani ben bunu bir kere buraya yakıştırdım. Hı-hı. Bence bu burada durabilir. Bunu nereye koyacağımı tam olarak bilememekle beraber pedala şunu koydum. Motoru söktüm. Yani burasının bence çalışmadığını düşünüyorum. Ya ben sürmeye çalıştım, gitmedi. Doğru. Araba. Yani doğru. Normalde çok iyi kullanırım ama gerçekten gitmedi yani. Kesinlikle ben. Onun için de iyi yani, aramız konuştuk, ayrılacakmış, çıkıp gidecekmiş yani. Güzel. Güzel. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Alayım bir sakata gelmeden tamam. Ben onu alayım şu. Bugünkü kösteklerin için çok teşekkür ediyorum. Hiç, İyi ki geldin. Tamam, o zaman gideyim ben. Şaka. Tamam, yardım etmeye hazırım. Tamam, başlayacağız. Yapacağız. Bir dakika yapacağız. Tamam. Şimdi gidonun üst tarafını sökmek için elimizde bir tane cıvata var. O cıvatayı gevşetip söktükten sonra üst tarafı çıkarıp kenara koyacağız. Ardından altta göreceğiz iki tane bilezik var. Onları da gevşetip tekerlek ve ön mili sökebileceğiz. Söküyorum. Bunun için metrik 17 lokmaya ihtiyacınız var. Çok derinde çünkü. Diğer türlü sökemiyorsunuz. Direksiyonu sökmek için önce bu gidonu ayırmamız gerekiyor. Tamam. Bunu sen ayırabilir misin? Şöyle denerim. Şuralardan tutup yukarı doğru çekip tamam. Oynatman lazım. Ben de şunu tutayım, dönmesin. Dur. Çıkmıyor, niye? Biraz gevşeteyim sana. Şey mi yapmak lazım? Ha bak sıkıştı. Şöyle acaba? Falan mı çıkarmak lazım? Kablo biraz sıkışır gibi olmuş. Heh. Cesur yürek. Deli kuvveti var, deli kuvveti. Bir, iki, üç. Tutsun anacın onu, kaçır elim abi. Bu, az önce, ah. Boynu büküküler. Tamam. Şimdi Deniz'in uzmanlık alanı olan vurma, kırma ve parçalama işlerini başlatıyoruz. Deniz, yardımına ihtiyacım var. Kavga etmeyelim. Batılda bir şeyimiz var tabii, o kadar. Yani batılın iyi yanlarını alın. Evet. Bizim önümüzdeki engellerden bir tanesi de şurada hareket eden, görüyorsunuz plastik şu, hız sensörü. Hız sensörünün kablosu, teli daha doğrusu. Onun normalde içeri doğru gitmesi gerekiyor. Gitmediği için ucundaki soket, plastik soket bizim şu kafayı yana yatırmamızı engelliyor. Şimdi biraz daha şöyle esnetip onu aradan kurtarmaya çalışıyorum. Gördünüz mü şu? Şimdiye evet. Kadar keyif aldın mı? Zorladı mı? Canım sıktı. Keyifli geçiyor ya. Şey yani ilk defa hani gördüğüm bir şey olduğu için ilgi alanımı çekti yani. Güzel. O açıdan keyifli. Mesleğimi buralarda icra ediyorum. Oyuncuyum çünkü. İşsiz bir oyuncu. Aa evet, Deniz de bu arada oyuncu. Tabii. Aslen mesleğim, diplomalı mesleğim oyunculuk. Fakat buralarda değerlendirmeyi daha uygun buluyorum. Üst taraf düştü. Aşağıdaki fren teliyle bağlantılıymış. Esas gerdiren şey oymuş yani.
Onu biraz aşağı aldık ama frenteni tamamen içeriden çekmemiz lazım. Üst taraftan sökmek daha mantıklı. Şuradaki bu kısımdaki bilyaları da özellikle dağıtmamaya dikkat edelim arkadaşlar. Üzerini bir şeyle kapasanız daha iyi olur. Şu iki boşluk arasında çalışıyor bunlar. Senden ön tekerlek çamurluk ve mili tutmanı istiyorum. Sadece şuraya dokunmadan tut. Şuraya, şu değil mi? Toplar, tamam. Bilyalar dağılmasın. Tamam. Ben şuradan ve şuradan. Şuradan tutarsan ben değil hemen mi? Üstü kaldırıyorum. Tamam. Aynen. 1, 2, 5. Geliyor zaten. Ağırmış lan. Bu yeni Vespa'm. Projem buydu arkadaşlar. Bunu bineceğiz. Bu değil. Ama çok çok büyük bir aşama kaydettik. Yavrucak tekerleksiz kaldı. Artık şöyle söyleyeyim. Elektrik tesisatı var. Şu gidonun sökülmesi var, fren kabloları. Ya içindeki bütün tesisatın, kablolamanın sökülmesi işlemi kaldı gövdede. Ayrıca şu logolar vesaire. O çok hızlı yapılacak bir şey zaten. Sizlerin, siz değerli izleyicilerimizin huzurunda Deniz'e teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkürler Deniz. Çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum. En azından bir şeyler öğrenmiş oldum. Bence çok faydalı benim oldu. Benim açımdan kesinlikle çok faydalı oldu. Aynen. Bir dahakine tekrar bekliyorum seni. Gelirim. Mutlaka. Gelirim. Görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın. Kapatabiliriz. Hadi sen onu götür, şey yapın.